Nişan töreni birkaç saate kadar başlayacak. Nasıl gidebilirsin? Trishna'yı arayacağım ben. Hayır anne. Ablamı lütfen arama. Zaten yeterince gergin. Daha da fazla gerilmesin. Bugün ablam için de çok önemli bir gün biliyorsun. Ve Mukund'un ailesinin gelmesine daha çok var. Onlardan önce ben burada olurum. Tamam mı? Aman Madhu. Çocukça konuşma lütfen. Bugün senin büyük günün. Ablam için de büyük bir gün. Anne biliyorsun, son birkaç gündür ablam bana çok kızgındı. Bu Madhu bütün hayallerimi elimden aldı. Hayallerinin benim yüzümden mahvolduğunu düşünüyor. Sen bir üvey kardeşten bile kötüsün. Bana çok kötü şeyler söyledi. Ve hepsi hala beynimde yankılanıyor. Anne lütfen. Bunu düzeltmem gerek. Ama kızım. Anne sen bizim çocukluğumuzdan beri kimsenin aramıza girmemesini söyledin. Mukund'un hayatımıza girmesinden sonra ablam ondan uzaklaştığımı düşünüyor. Bunu yapamam ben. Ablamı Mukund için gözden çıkaramam. Yeni birliktelikler kurarken eskilerini kaybetmek istemiyorum. Lütfen gitmeme izin ver. Söz veriyorum zamanında döneceğim. Tamam mı anne? Lütfen hemen gel. Bir tek sen bana yardım edebilirsin. Lütfen Sulu Göz. Lütfen, lütfen, lütfen gel. Eğer Madhu bugün gelmezse ben de onun ne nişanına ne de düğününe giderim, görürsün. Hayır Roma. Düğününün yanı sıra nişanına da gideceğiz. Çünkü benim için buraya geleceğini çok iyi biliyorum. Gelişinin sebebi Trishna. Ama dönememesinin sebebi Arke. Hey, paranızın üstü. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Kainatın çekimleri nerede? Stüdyo 8'de. Buraya Trishna'nın makyajını yapmaya geliyoruz. Ama ben hayatını mahvetmek için sabırsızlanıyorum. Gelişini Trishna'dan daha çok ben bekliyorum. Abla? Kimse yok mu? Kim o? Kim var orada? Kimsin? Neden konuşmuyorsun? Lütfen ortaya çık. Abla? Abla? Neredesin? Abla? Neredesin? Kim o? Thank you.
Buraya gelmen iyi oldu. Yoksa ben gelmek zorunda kalacaktım. Niçin? Tebrik için. Nişanın için seni tebrik edecektim. Ama bir şeyi anlamadım. Nişanın bugün ama sen buradasın. Nereden biliyorsun bunu? Ablam. Ablam Trishna. Benim için çalışıyor. Ve RK kendisi için çalışanların hayatları hakkında her şeyi bilir. Anlıyorsun değil mi? O zaman ablamın benim için değerini de biliyorsundur. Ve bugünün onun için önemini. Bu yüzden gelmeye mecburdum. Hoşça kal. Çok çok üzgünüm. Neyse, madem geldin, seni tebrik edeyim bari. Sağ ol. Bir şey değil. Mukund seni çok seviyor. Bunu da ablam söyledi herhalde. Değil mi? Ama Trishna'nın bile bilmediği bir şey var. Sen Mukund'u onun seni sevdiği kadar seviyor musun acaba? Bu sorunun cevabı sadece Mukund'u ilgilendirir. Ve cevabını sadece ona veririm. Bay Rishab Kundra. Yanlış yere gelmişim. Ablam nerede? Şuradan çık. Bekçiler sana ablanın yerini gösterirler. Teşekkür ederim. Benim için zevkti. Sen buraya yanlışlıkla geldin. Ama ben nişanını yanlışlıkla bozmayacağım. Bugün nişan günün olmayacak, Madhubala. Aha. İyi ki geldin Sulu Göz. Neden gelmeyeyim ki abla? Nişanın için gergindin ya. Eğer benim hayallerim varsa senin de hayallerin var. Abla, sadece senin için değil, kendim için de geldim. Evet, bugün benim nişanım ama hayalini gerçekleştirdiğini görmek de benim hayalim. Evet, bu da benim hayalim abla. Olamaz, bak annen arıyor. Evet Padmini. Bugün Madhu'yu oraya çağıracak kadar önemli olan nedir Roma? Acil bir durum vardı. Acilmiş. Buradaki acil durum ne olacak peki? Roma, Trishna'nın hayallerinden başka bir şey göremiyorsun sen. Tamam tamam, o kadar endişelenme. Madhu 10 dakika sonra buradan çıkacak, tamam mı? Hoşça kal. Alo? Alo Roma? Bence Trishna saat 5'te burada olabilir.
Bu kadar gerilmene gerek yok. Ben Trishna'dan bahsetmiyorum, Madhu'dan bahsediyorum. Madhu mu? Madhu nereye gitti? Şey, Trishna onu sete çağırmış. Nereye? Sete, makyajına yardım etmesi için. Saat çoktan 3:30 oldu. Ve 4'te konuklar gelmeye başlayacak. Alo? Bayan Dikşit. Umarım çeki almışsınızdır. Evet, bu sabah aldım tabii. Tahsil edebilecek miyim? Size ne dediğimi biliyorsunuz. Elinizdeki çekler nakde çevrilebilir. Şimdi bugün yapacaklarınızı dinleyin. Söyleyin, dinliyorum. 4'e çeyrek kala, tam 4'e çeyrek kala nişan evine gideceksiniz. Ama Madhu orada olmayacak. Siz de drama üzerine drama yaratacaksınız. Ve nişanı atıp evden çıkacaksınız. Tamam, bunu denerim ama... Peki ya Madhu 6'dan önce gelecek olursa? Bayan Dikşit, esaretim altında olan ancak izin verdiğimde kurtulabilir. Madhu oraya 6'dan önce gelemeyecek. Ve Madhu Bala'nın nişanı bugün olmayacak. Öyle olsun. Senin. Hiç bugünkü kadar güzel görünmemiştim ben. Değil mi Roma? Evet canım. Abla çok güzelsin. Ben sadece onu öne çıkardım, o kadar. Hadi bakalım. Hadi acele abla. Etmelisin. Yoksa nişanına geç kalacaksın. Endişelenme sen. Eğer makyajınla saçın bozulursa kim düzeltecek ha? Hepsi tamam işte Roma. Saçını şu şekilde tut. Kim abla, o? Sakın açma. Telefona cevap verme. Döndüğüm zaman Malik'le konuşurum. Şimdi herkes bana çok kızgın. Tamam. Sen saçını bu şekilde tut, olur mu? Hadi. Gidelim efendim. Set sizin için hazır. Ben de hazırım. Vay canına. Siz olduğunuz hiç anlaşılmıyor. Harika. Gidelim efendim. Üzgünüm. Sete cep telefonu almıyoruz. Burada kalsın. Tamam. Hadi abla. Gitmem gerek. Üzgünüm efendim. Gidemezsiniz. Şimdiden sonra tekrar rötuş yapmak zorundasınız. Ama hayır, ben kalamam, gitmem gerekiyor. Eğer gitmek istiyorsa gidebilir. Ama bugünkü çekimi iptal etmemiz gerekecek. İptal mi? Lütfen gelin, buradan gelin.
Neden bu kadar pinti davranıyorsun? Biraz daha koysana. Hadi çabuk ol. Hadi çabuk olun, çabuk. Saat 4 oldu bile. 4 bitirin hadi. Oldu? Evet, Madu telefonunu açmıyor. Demek hala orada çalışıyor. Stüdyo çok uzakta, nasıl zamanında gelecek? Şuna bak, telefonunu da açmıyor ki. Allah'ım, eğer şimdi oradan çıkarsa durumu kurtarabiliriz. İyi ki çocuğun ailesi henüz gelmedi. Gitmesine izin vermemeliydin. Biraz sağa, biraz sola. Tamam. Çene yukarı. Roma, ne kadar kaldı? Çok iyi. Son iki çekim. Patron, bu kadar erken bitirmeyin. Efendim, çekim bitti mi? Sana söylenmedi mi? Sadece profil bitti. Şimdi dans testi olacak. Rötuşları yapın. Tabii. Abla, dans performansı ne kadar sürecek? Madu... Sen artık gidebilirsin. Deneme çekimi bitti nasıl olsa. Endişelenmene gerek yok. Ben gerisini hallederim. Emin misin abla? Evet. Zamanında gel ama. Tamam, gelirim ben. Sen endişelenme. Hazır. Hadi git. Evet efendim. Al bunu. Ben gidiyorum artık. Efendim, çekim henüz bitmedi. Bitene kadar kapılar açılmaz. Ama ben çok geç kaldım, gitmem gerek. Lütfen kapıyı açar mısınız? Efendim, ben ne yapabilirim ki? Ama... Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl gidebilirsin ki Madubala? Bütün kameralar... Görmüyor musun? Hepsi sana çevrili. Ablan çalışmayan bir kamera önünde dans ediyor. Affedersiniz. Ne yapacağım? Neden kapı açılmıyor? Hala telefonunu açmıyor. Bir de zamanında geleceğini söylemişti. Roma'yı aramaya çalışacağım. Hadi artık bırak şu telefonu. Bak, damat tarafı geldi. Merhaba. Merhaba. Gelin, gelin. Damat tarafı. İşte geldiler. Peki şimdi ne olacak? Telefonu boş ver. Gerginlik yaratma. Önce aileyi karşılayalım. Ama bunu nasıl? Benimle gel. Merhaba. Merhaba.
Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Biraz geç kaldık galiba. Hiç sorun değil. Neden bütün ayarlamaları aşağıda yaptınız? Evinizde olsa çok daha güzel olmaz mıydı? Evet, insanların oturma düzenini ayarladık. Akrabalarınızla birlikte geleceğinizi düşündüğümüz için ayarlamaları da ona göre yaptık. Aa, öyle mi? Bunu düşündüğünüzü bilmiyorduk. Bizim bir sürü akrabamız var. Onları çağırsaydık zaten burası dolup taşardı. Ama önemli değil. Siz tatlıları bana verin, ben onları akrabalarıma kendim dağıtırım Bayan Malik. Bayan Malik mi? Tabii ki. Sadece akrabalarınıza değil, isterseniz komşularınıza da dağıtabilirsiniz. Bu Madu'nun babası. Bay Malik. Merhaba. Bu da Mukund'un babası. Bu da kızımız Svati. O nerede? Nerede o? Kim? Bayan Kıvırcık hani. Saçlarını rüzgarda şöyle arkaya arkaya atıp duran kız. Sizin en iyi arkadaşınız. İngilizce konuşan. Evet, o çılgın kız. Mama'dan bahsediyorsunuz. O da yolda olmalı. Peki. Peki ya Madu? O da hazırlandı mı bakalım ha? Madu da az sonra gelir. Hazırlanıyor. Ama biz gelmeden önce hazır olması gerekmez miydi? Hadi çağırın şunu. Hazırlanmıştır artık. Hazırlanıyordu. Ben gidip onu çağırayım. O zamana kadar siz buyurun oturun. Evet, olur tabii. Hadi gel. Neden kapılar açılmıyor? Bütün kapılar kapalı. Telefonum da yanımda değil. Neler olduğunu anlayamıyorum. Trishna ve Roma da telefonlarını açmıyorlar. Madu'yu oraya göndererek hata yaptım. Onu göndermemem gerekirdi. Bu insanlar her an olay çıkarabilirler. Sudakar, dinle. Sen git ve şu stüdyoyu ara. Onların nerede olduklarını öğren. Eğer telefonlarını açmazlarsa Arkane'in biriminden birilerini bulmaya çalış. Tamam, arayacağım. Çabuk ol. Sudakar geldi. Malik, stüdyoyu aradım. Hep meşgul çalıyor. Ne yapayım? Şimdi ne olacak? Tekrar deneyim. Ulaşılamıyor. Telefonu aç. Bay Malik, Bayan Malik, ama ikiniz de buradasınız. Kızınızın yanında kim var peki? Onu buraya kim getirecek? Ne? Hayır, sizden birini getireceğini sanıyordum. Ama ikiniz de burada duruyorsunuz. Evet, konuşun hadi, sizi dinliyorum, konuşun. İşin doğrusu... Madu evde değil. Nasıl
Nasıl? Söylediğinizi doğru mu duydum? Madu evde değil mi dedin? Madu evde değil mi dedin? Hayır, yanlış duydum değil mi? Yanlış duydum. Değil mi? Yanlış. Yanlış duydum. Olacak şey değil. Hey, buraya bakın! Efendim, lütfen beni dinleyin. Anne? Kız burada değilmiş. Olacak şey. Rezil olduk. Biz burada oturmuş kızınızı bekliyoruz. Siz burada olmadığını söylüyorsunuz. Kızınız nasıl olur da gelmez? Söyler misiniz lütfen? Ya teyze söyleyin, Madu evde değil mi? Bakın nasılsa şimdi... Kuaföre gitmiştir herhalde. Saçmalık bu. Doktor hastalanırsa hastaneye mi gider, düşünsene. Madu zaten güzellik uzmanı değil mi? Neden kuaföre gitsin? Benim mokundum sabahtan beri bu an için hazır bekliyor. Söyleyin hadi. Kızınız nerede? Söyleyin hadi lütfen. Söyleyin. Acil bir iş için çıkması gerekti. Demek öyle. O zaman şunu iyi anlayalım bakalım. Bu tören saat 4 ile 6 arasında yapılacaktı. Saat 6'ya geldiğine göre nişan olmayacak. Ama... Bayan Dikşit. Anne? Bayan Dikşit, siz... Ama... Bakın, ne yapacağınız belli. Lütfen kızınıza söyleyin, her ne önemli işi varsa bugün bir zahmet bitiriversin. Ha? Sonra yine konuşuruz. Anlaştık mı? Anne, izin ver lütfen. Bayan Padmini, söyleyin lütfen. Madu nereye gitti? Anne, şey, Madu saate, dönecek. Saat kaç oldu? 5:30. Anne, Madu dönecek diyorum. Hatta yoldadır. Trishna ile ilgili bir şey oldu, ona gitti. Gelecek, sen merak etme. Saat 5:30 diyorum. Bu demektir ki yarım saati var. Bak oğlum, beni iyi dinle. Bugüne kadar ne dediysen hep kabul ettim, yanlış mı? Her ne kadar gönlüm razı olmasa da bu aileyle akraba olmayı bile kabul ettim, değil mi? Şimdi beni dinle. Saat 4 ile 6 arası dedik. Ha? Saat 5:30, yani 6'ya yarım saat var. Nişanı 6'ya kadar yaptık. 6'ya kadar gelirse tamam, ne güzel, ama gelmezse o zaman unut. Filminin çekimi nişanından daha önemliyse gitsin film çeksin o zaman. Anne. Hayır, konuşma. Böyle bir kızla evlenmeni istemem. Çoban gel. Sen lütfen hiç ağzını açma. Anne lütfen böyle yapma.
Viranagar'a gidelim. Rışina, saat 5'te mutlaka evde ol, tamam mı kızım? Lütfen nişan başlamadan vakitlice gel kardeşinin yanında ol. Bizi burada yalnız bırakma. Anne, ne olur bırak gideyim. Söz veriyorum, mutlaka vaktinde döneceğim. Altıya 25 var. Herkes çoktan gelmiş olmalı. Hadi nerede? Baksana hala gelmiyor. Anne, anne lütfen bekle. Anne lütfen. Anne sakin. Ne yapacağız şimdi? Aç şunu aç. Biraz daha hızlı gidin lütfen. Soldan girebilir misiniz? Saate bakacağım. Aha, işte başımıza gelenler. Bak 6 olmuş. Anne. 6 olmuş değil mi? Bitti gitti, ben kalkıyorum. 10 dakika anne. Daha bekle. Hayır. Anne. Anne lütfen. Bakın, bakın Bayan Malik beni dinleyin lütfen. Saat 6 oldu. Nişanın saati bitti. Yani ben artık gidiyorum. O güzel tatlılar ve meyve suyu için ailem adına çok teşekkür ederim tabii. Bayan Dixit lütfen neler söylüyorsunuz? Gelin birer çay içip konuşalım. Çayın fazlası bana dokunuyor da o yüzden çarpıntı yapıyor. Anne, önce Madyan olduğunu bir öğrenseydik. Bence durum düşündüğün gibi değil. Lütfen sen artık konuşma. Bu aşk dediğin şey virüs gibi hasta etti seni. Sana sorsalar hep annen kötü, annen yanlış. O Madu denen kız yüzünden öz anneni lütfen daha fazla utandırma, olur mu? Belki ben umrunda değilim. Ama bir gerçeği anlamamakta ısrar ediyorsun. Sen de o kızın umrunda değilsin işte. Anne, bu tartışma nereye varacak anlamıyorum. Sen ne demek istiyorsun? Bak dinle Şubangi. Madu ile konuşmadan böyle yorum yapmamız bence hiç doğru değil. Anne. Lütfen Madu gelene kadar bekleyelim. Siz istediğiniz kadar bekleyin. Ben gidiyorum. Madem bu kadar rezil olmak yetmedi ve beklemek istiyorsunuz, işiniz bitince siz de eve dönersiniz. Ben gidiyorum. Ama bakın lütfen, lütfen ama dinler anne, misiniz? Anne lütfen böyle yapma. Anne, lütfen, hayır etmeyin. Lütfen. Bakın, anne, lütfen onu bir gelsin. Ya Madubala 6'ya kadar dönmüş olursa ne olacak? Benim emrimde olan sadece benim iznimle serbest kalabilir. Madu 6'ya kadar asla yetişemeyecek. Ya
Anne bak, Madhu geldi. Şubangi. Sizden özür dilerim. Ben geciktim biliyorum. Önemli değil kızım. Herhalde set uzadı değil mi? Tabii nişanı artık yapamayız ha? Dediğim gibi güzel kızım, hiç önemli değil. Demek çekim nişanını yarıda bırakıp gideceğin kadar önemli bir şeymiş ha? Hadi şimdi dön, çekimine devam et, olur mu? Hayır efendim. Benim için en önemli olay nişanım. Ama bir şey oldu. Ne oldu söyle bakalım. Biliyorum ama ben, set uzadı. Ama bu durumda nişan olmayacak ha? Anne, kızı bir dinle. Araba, araba! Gidiyoruz! Lütfen, anne! Şubangi! Şubangi, dur. Ne var? Yapma lütfen. Yalvarırım, bağışlayın beni. Bir hata yaptım, farkındayım. Bana kızmaya ve bağırmaya hakkınız var. Hatta eğer rahatlayacaksanız tokatlayabilirsiniz de. Ama yalvarırım, bağışlayın beni. Ben büyük bir hata yaptım. Baba. Baba söyleyin annem beni affetsin. Biliyorum hepiniz bana çok kızdınız. Ama ablamın bana ihtiyacı vardı. Özür dilerim. Sen de duydun Şubangi. Madhu bana baba, sana da anne demiş oldu. Bu durumda biz de affetmeliyiz. Eğer ona çok öfkelendiysen bir kere tokat atmışsın. Ya da en iyisi sarıl affet. Seçim seni. Ama sonrasında çocukların nişanını yapalım, ha? Bak kızım, saati geçirdik artık. Yani bu nişan yapılamaz, ha? Bak Şubangi. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Aman kaç kere söyledim. Hayır. Şubangi beni dinle. Nişan için tam olarak ne zaman bir saat belirledik ki? Bizim düğün günümüzde bile benim abilerim yüzünden her şey yarım kalmıştı ama... Tabii sen benimle evlendiğine pişmansan başka. O zaman
Haklısın, başka zaman evlensinler. Ama benimle evlendiğine memnunsan o zaman izin ver. Bugün olsun Şubanki. Bugün bu çocukları nişanlayalım. Peki peki tamam ama bir şey söyleyeceğim. O zaman bizim nişanlandığımız günü iyi hatırla. Ben nişanımıza buna benzer bir kılıkta mı gelmiştim? Nişan için ne güzel süslenip püslenmiş. Madı gel ne de tembihle o zaman çok güzel olsun. İyice süslensin de gelsin. Tabii. Hadi gel. Kız bugün buradan bir yere gitmeyecekti. Peki nasıl çıkıp gitti o zaman? Ama patron kimse camı kırıp çıkabileceğini düşünmedi. Onun kırdığı cam değildi. Arkane sana duyduğu bütün güveni de paramparça etti. Ne olursa olsun, ne olursa olsun bugün Madubala o çocukla nişanlanmamalı. Bu iyice anlaşıldı mı? Lütfen. Sakin olun patron, lütfen. Sakin olun. Bakın gün doğmadan neler doğar demişler, değil mi? Ben... Bazen mantıklı düşünebiliyorsun. Planı uygulamaya başla. Çok vakit kaybettik zaten. Patron, siz sadece izleyin ve görün. Güneş batınca hayatının en kara gecesi olacak. Doğduğuna pişman olacak. Doğduğuna pişman olacak. Doğduğuna pişman olacak. Alo Arkay. Bak nişana engel olmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama daha yapacağım bir şey yok. Kız son anda çıktı geldi. Herkese ısrar etti. Nişan olsun, nişan olsun, nişan olsun. Ne yapsaydım? Bayan Dixit, sizin artık bir şey yapmanıza gerek yok. Her şeyle ben ilgileneceğim. Ne yapacaksın? Bana bırakın. Söyle bana. Siz nişanı erteleyin. Yapın. Ama bitmesi mümkün olmayacak, rahat. Ay umarım ne yaparsan yap oğlumun o kızla evlenmesine bir şekilde engel olursun ha? Şubanki sana inanamıyorum. Burada ne yapıyorsun? Nişan başlamak üzere, sen hala burada telefondasın. Çabuk. Şeyle konuşuyordum. Evdeki hizmetliyle işte. Kaç gün izin istemişti? 6 mı? Ha? Ne bileyim, köyüne gidecekmiş işte. Öyle dedi. Ben de dedim ki oğlum evlensin, gelin hanım eve gelsin. Ondan sonra nereye istersen git. Hatta sana ücretli izin vereceğim dedim. İyi bir insan. Ha? İçeri gel. Hadi. Tamam, hadi. Tamam. Hadi. Hadi girelim. Hadi. Ah bakın akşam oldu. Hava karardı. Bu saatte nişan mı olur? Nişan filan olmaz. Bu saatten sonra mümkün değil. Bir kere de benim sözüm dinlensin işte. Tutturdunuz, ille yapalım. İlle olsun olsun. Bir şey bildiğiniz yok ki. Ben size ne dedim? Zamanını geçirirsek iyi olmaz dedim. Bakın gördünüz mü? Her şeyin üstüne yağmur da başladı. Yağmur değil, sel götürüyor. Nasıl nişan yapacağız şimdi? Ha?
Saat 6'da bitecekti. Yagdiş, sen en iyisi çık meydanda bekle. Madubala hazır oluncaya kadar hanımefendiyi rahat ettirmek lazım. Ailemizin şerefi söz konusu. Her şey eksiksiz olsun, tamam mı? Tamam. Hadi. Endişelenme, tamam mı? Her şey yolunda. Thank you.